İnsanoğlu zekasını her zaman merak etmiştir. Bunun için tarih boyunca çok çeşitli araçlar ve testler kullanmışlardır. Yakın zamanda IQ testleri, bilgisayar testleri, online testler veya diğer profesyonel testler sayesinde aslında zekamızı anlamaya çalıştık. Oysa zekamızı vücudumuza bakarak çok rahat bir şekilde belirleyebilir ve gerçek zekamız hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Görünüşünüz, sağlığınız, karakteriniz ve hatta beyin gücünüz hakkında en karanlık sırları dahi ortaya çıkarabilir. Yapılan birçok araştırmaya göre görünüş özellikleriniz zekanız hakkında en zor IQ testinden daha fazlasını anlatabileceğini tespit etmiştir. O halde gelin vücudumuza ve vücudumuzun parçalarına bakarak zekamız hakkında gerçek kişisel özelliklerimizi öğrenelim. Başlayalım. 1. Kafanız şaşırtıcı bir şekilde büyük. Büyük kafa, büyük beyin prensibi gerçek yaşamda mükemmel bir şekilde işlemektedir. Ancak bu durumu kafası büyük, çok zeki diye yorumlamak doğru değildir. Bunun arkasındaki asıl neden sandığımızdan biraz daha karmaşıktır. Daha büyük kafa yapısına sahip olan insanlar genel olarak daha düşük nöron yoğunluğuna sahiptir. Bu durumda doğal olarak beynin daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bu nedenledir ki eğer büyük bir kafaya sahipsiniz, nefret etmeyi bırakın da onun tadını çıkarın. 2. Yüz şekliniz. Yüz şeklimizi düşündüğümüz tek an yeni ve cesur bir saç kesimi yapmamız gerektiği zamandır. Ama gerçekte kişisel olarak yüz şekliniz sizin hakkınızda çok şey söyler. Yüzünüzün bilgeliği kitabının yazarı olan Jean Haller, kalp şeklinde yüze sahip kişilerin mükemmel, yaratıcı yeteneklere sahip olduğundan bahseder. Dikdörtgen, kare ve üçgen yüz şekilleri daha mantıklı, başarılı odaklı kişilerdir. Elmas şekilli bir yüze sahip olan insanlar tam bir mükemmelliyetçidirler. Oval yüzlü insanlar ise misafirperver ve sıcak kişilerdir. Yuvarlak yüzlü insanlar ise tamamen başkalarına kendilerini adayan narin ve anaç karakterli kişilikler olarak bilinir. Peki sizin yüz şekliniz hangisine giriyor? Gelin bunu yorumlarda belirtin. Gelelim üçüncüsüne. 3. Alnınız. Büyük bir kafa yapısı genellikle geniş bir alınla birlikte görülür. Dahi insanların bir başka fiziksel özelliği olarak bilinen geniş alınlı insanlar, popüler Çin yüz okuma yöntemine göre 5 parmakla ölçülebilen alın yüksek zeka ve beceri anlamına gelmektedir. Bunun için tek yapmanız gereken elinizi şu şekilde yapmak ve alnınıza götürmek ve 5 parmağınızın hepsini alabiliyor mu? Eğer böyle bir özelliğe sahipsiniz, bu kişiler genel olarak hızlı öğrenen kişiler olarak karşınıza çıkar. Bu nedenledir ki herhangi bir ek açıklamaya ihtiyaç duymazlar ve görevleri her zaman herkesten önce hızlı bir şekilde yapar ve anlarlar. Hatta bazı uzmanlara göre bu kişilerin 6. hisleri son derece gelişmiş ve diğer insanlara oranla hissiyatları son derece yüksektir. Gizemli bir kişiliğe benziyor değil mi? O yüzden siz de hemen parmaklarınızı birleştirin ve alnınızın kaç parmak olduğuna bakın. 4. Gözleriniz. Görünen o ki gözler sadece ruhun değil, aynı zamanda IQ seviyenize açılan bir pencere. Bilim adamlarına göre IQ seviyesi en yüksek göz rengi mavi gözlerdir. Sadece bir an düşünelim ve dahi olarak bildiğimiz insanların göz renkleri mavi olan kişiler kimlerdi diye. İlk aklıma gelen kişi tabii ki Stephen Hawking'tir. Ki buna bakarak bunun %100 doğru olduğunu söylemek son derece yanlış olacaktır. Ancak genel büyük bir kanı olarak karşımıza çıkar. Ek bir bilgi verecek olursam mavi gözlü insanlar ışığa karşı son derece hassas bir yapıya sahiptirler. 5. Burnunuz. 19. yüzyılda nazoloji adı verilen çok etkileyici bir sahte bilim vardı. Bu bilimin uzmanları kişilerin özelliklerini, karakterlerini ve kişiliğini kişinin burnunun şekliyle ilişkilendirmeye çalıştılar. Tabii ki bu her ne kadar sahte bir bilim olarak bilinse ve dalga konusu dahi olsa günümüzde yapılan birçok araştırmaya göre bu bilimdeki yapılan birçok tespitin doğru olmasıdır. Bu bilime örnek verecek olursak kartal ve Roma burnu olarak bilinen burun şeklinin üstün zekanın işareti olarak kabul ediliyordu. Bu durum yapısına sahip olan kişiler önemli ve hızlı kararlar alma konusunda harika bir kişiliğe sahiptirler.
Düz burna sahip olan kişiler güzel sanatlarla daha çok ilgilenmekte ve bu yönde bir zeka gelişimi göstermektedirler. Son olarak ise geniş burun deliklerine sahip olan kişiler ise derin bilişsel becerilere ve ciddi zihinlere sahip olduğuna inanılmaktaydı. Tabii ki bu bilim ne kadar günümüzde unutulmuş da olsa ve kaynaklarının birçoğu toplatılmış veya yok olmuş da olsa bununla ilgili genel ve detaylı bir çalışma yapıyorum. Yakında bununla ilgili detaylı bir video gelecek. O yüzden şimdiden yerini ayırtıp abone olabilirsin. 6. Dudaklarınız. Yaklaşık 5 yıl önce Çek Cumhuriyeti'nden birkaç uzman dudaklar üzerine kapsamlı bir çalışma yapmaya karar verdi. 40 kadın ve 40 erkekten oluşan bu grubun fotoğraflarını çekerek görünüşleriyle beyin güçleri arasında sağlam bağlantılar bulmaya çalışarak her birinin IQ testi yaparak araştırmayı sürdürdüler. Bu IQ testlerini farklı farklı yerlerde ve farklı farklı ortamlarda yaptılar. Ve bu testler sonucunda kadınlar neredeyse her yerde aynı sonucu aldı. Ancak erkeklerde ise durum öyle değildi. Bu yapılan araştırmada erkeklerde ince dudaklar, gülümseyen dudaklı biçime sahip olanların daha zeki olduğu sonucuna varıldı. Tabii ki bu sadece erkekler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlar için ise durum başka olacak. İlerleyen kısımlarda da buna değineceğim. 7. Çeneniz. Çek Cumhuriyeti'nde dudaklarla ilgili çalışmayı yapan yine aynı ekip ve kişiler, üstün zekaya sahip olan kişilerin filmlerde gördüğümüz gibi kare çenere sahip kişilerden olmadığını söylediler. Üstün zekaya sahip olan kişilerin çene yapısı genel olarak düzgün ve sivri yapıda oldukları tespit edilmiştir. Yine bu araştırmaya göre geniş bir çeneye sahip olan insanların ortalama bir zekaya sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Peki ya sizin çeneniz nasıl? 8. Kulaklarınız. Genel olarak tam kulak simetrisi o kadar yaygın bir durum değildir. Araştırmalar bu simetri eksikliğinin kıvrak zekanın bir işareti olabileceğini söylüyor. Daha iyi anlayabilmek için 2012 yılında İngiliz bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya bakmamız yeterli olacaktır sanırım. İngiliz bilim adamları bir kulak memesinin diğerinden daha uzun olan kişilerde daha iyi liderlik özelliklerine sahip olduklarını keşfettiler. Bu eşsiz özelliğe sahip olan kişiler diğer insanların yetiştirilmesi ve onları anlayabilmek, onlara liderlik becerileri kazandırabilmek için en doğru kişiler olduğunu açıkladılar. Bu arada aynı durum parmaklar için de geçerli. O yüzden parmaklarınızı da kontrol etmeyi unutmayın. Bir sonraki maddelerde de parmaklarla ilgili kısma detaylıca değineceğim. 9. Elleriniz. Dünyada sadece iki tür insan vardır. Sağ elini kullanan ve sol elini kullanan insanlar. Tabii ki bu iki insan harici bir de az da olsa iki elini aynı anda kullanabilen insanlar vardır. Bu kişiler istedikleri anda sol elini, istedikleri anda sağ elini her ikisini de ustaca kullanabilirler. Tabii ki bu insanların aslında seçilmiş insanlar olarak kendilerini hissetmeleri gayet normal. Çünkü dünya üzerinde çok az insan bu özelliğe sahip. Şimdi bu nadir insanları bırakıp dünyanın genel olarak sol veya sağ el kısımlarına odaklanalım. Peki gerçekte kim daha zeki? Sağ elini kullanan insanlar mı yoksa sol elini kullanan insanlar mı? Tabii ki burada hemen yanlı bir şekilde sağ elini kullanan insanlar demek isterdim. Ancak araştırmalar sağ elin değil sol elini kullanan insanların daha zeki olduğunu bizlere söylemektedir. Bunun açıklaması şu şekilde. Solak olarak nitelendirilen kişilerin korpus kalosumları genellikle daha büyük olur. Bu özellikle onların bilgiyi çok hızlı bir şekilde işlemelerine olanak tanır. Bu özelliklerine ek olarak oldukça gelişmiş sağ beyinlerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Sanırım bu bir yarışma olsaydı solaklar kazanmış olacaklardı. Hemen hızlı bir şekilde geçelim ve biz bunu duymamış olalım. 10. Parmaklar. Kulaklarınız maddemizde parmak asimetriliğinin parlak bir zihin işareti olduğunu sizlere söylediğimi hatırlıyorsunuzdur. Aslında bu durum parmakların uzunluğuyla ilgilidir.
British Journal of Psychology'de yayınlanan bir araştırmada işaret parmakları yüzük parmağına göre daha küçük olan erkek çocuklarının genellikle matematikte daha iyi olduğunu yazmıştı. Ancak bu durum kızlar için geçerli değil ve daha farklıdır. Kızların daha akıllı sayılabilmesi için yüzük parmağının işaret parmağınızdan daha küçük olması gerekiyor. Erkeklere göre tam tersi bir şekilde işlemektedir. 11. Beliniz. Dünyanın birçok yerinde kum saati modeli vücut yapısı kadınlar tarafından arzu edilen bir figür olduğu sır değil. Ancak doğal olarak bu modele sahip olan kadınların daha akıllı olduğunu biliyor musunuz? Amerikalı araştırmacılar yaklaşık olarak 16 bin kadın üzerinde yaptıkları bir araştırmaya göre bir kadının bel ile kalça arasındaki fark ne kadar büyükse o kadar parlak bir zihne sahip olduğunu buldular. Bunun asıl nedeni ise zihinsel yeteneklerinizi geliştirebilecek daha yüksek seviyede omega 3 yağ asitlerinin olmasıdır. Burada çok önemli bir detay var. Bu yağlar kadının hamile olduğu zamanlarda da çocuğa yansımakta ve çocuğun zihinsel ve zeka durumunu da etkilemektedir. Gerçekten harikalar dünyası değil mi? Erkekler hemen kadınlara kıskanıp peki erkeklerde durum nasıl diye demeyin. Hiç kimse erkekleri ciddiye alıp bu konuda bir araştırma yapmamış. O yüzden erkekler bu maddeyi es geçebilir. Umarım bir gün biri erkekleri ciddiye alır bu konuda. 12. Göğüsler. Üzgünüm beyler, yine bu konuda sizle ilgili bir çalışma yapılmamış. Yine hanımlarla ilgili bir durum var burada. Toplum içerisinde genel olarak büyük göğüslü kadınların düşük zeka ile ilişkilendirildiğini duymuşsunuzdur. Ancak yapılan son araştırmalar toplumun ciddi oranda yanıldığını kanıtladı. Chicago Üniversitesi'nde 1200 kadının katıldığı bir araştırmada daha büyük göğüslü kadınların yaklaşık olarak diğer kadınlara oranla 10 puan daha yüksek IQ zekasına sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. 13. Vücut kıllarınız. Tabii ki son iki maddedir erkekler pek fazla ciddiye alınmamıştı. Tabii ki vücut kılları denildiğinde burada aslında erkekler baz alınmış, yani erkeklerle ilgili bir çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla bu madde evet beyler sizleri ilgilendiriyor. Öncelikle erkeklerin ismini telaffuz etmekte inanılmaz derecede zorlandığım Dr. Ayi Karakudi Arias'a teşekkür etmesi gerekiyor. Keşke bu kadar zor ismin de olmasaydı. Doktorumuz yıllar boyunca vücut kıllarına kafayı takmış ve vücut kıllarıyla ilgili çok çeşitli araştırmalar yapmış ve vücut kıllarıyla zeka arasında bir ilişki olup olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır. Nihayet araştırmasını tamamladı ve makalesini kaleme aldı ve makalesinin sonucunda daha kalın vücut kıllarına sahip kişilerin daha yüksek IQ'ya sahip olduğunu tespit etti. Görünen o ki kıllı göğüslü erkekler yüksek eğitimli mesleklerde son derece yaygın bir fiziksel özellik. Üstelik kıllı erkeklerin çok daha iyi öğrenci oldukları da tespit edilmiştir. 14. Boyunuz. Etkileyici boyunuz konusunda kendinizi güvensiz hissediyorsanız sizi mutlu edecek bir bilgi vereyim. Edinburgh Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi boyunuzu belirleyen genler ile zekanızdan sorumlu genler arasında güçlü bir bağlantı buldular. Bence hiç adil bir durum değil. Bu yüzden bu maddeyi geçelim mi? Geçelim. 15. Kilonuz. Artık kilo söz konusu olduğunda çok sürpriz ve detaylı bir açıklama duymayacaksınız haliyle. Uzmanlar kilo ile ilgili endişe duydukları tek şey aslında aşırı kilolu kişilerin beyninin belirli bölgelerinde gri veya beyaz maddenin daha az miktarda olmasıdır. Bu durum aslında bir tek anlama geliyor. Kurucumuz ve atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu yüzden kendinize ve sağlığınıza mükemmel bakın. Unutmayın ki bu hayattaki en büyük sermayeniz ve sizin en büyük yatırımınız vücutunuzdur. Çünkü sağlık şu anda varlığınızın birinci nedenidir. O halde bedeninize saygı gösterin ve bu şekilde de zihninizin de yaşamınızın da bir dengeye girebileceğini göreceksiniz.
Unutmayın ki beden dengeye girdiğinde zihin zaten dengede olmuş olacaktır. Eğlenceli bir bilimin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlardan kaçına sahipsiniz veya fiziksel özelliklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelin bunları da yorumlarda belirtelim. Yorum yapmaktan korkmayın. Sizlere herhangi bir şey olmayacak veya sizden para almıyoruz veya talep etmiyoruz. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi korkusuzca ve elinizden geldiğince yazmaya özen gösterin. Çünkü kendinizi ifade ettikçe aslında kendinize sorumluluk ve kendinize bir bilinç yüklersiniz. İşte bu nedenle yorumlara özen gösterin ve belki bir gün bu yorumlar karşınıza çıkar ve o günden o güne kadar nelerin değiştiğini görebilirsiniz. O halde haydi parmaklarınıza kuvvet diyelim ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Burada tabii ki birçok zeka özelliğinden bahsettik ve vücut yapınızdan bahsettik. Oysa zihin geliştirilebilen bir şeydir. O yüzden kendinize sorduğunuz soruların kalitesini artırabilirsiniz ki soruların kalitesini artırabilmek için de kitap okuyabilir, kendinizi geliştirebilir ve bazı kurslara katılarak sizin kendinize sorduğunuz soru kalitesini artırabilirsiniz. Unutmayın ki soru kaliteniz artarsa da zihinsel faaliyetlerinizde verimlilik gösterecektir. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video bugün size bir şeyler öğrettiyse hemen beğenmeye ve sevdiklerinizle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.